AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Dulce Basanı ile kahvaltıda toplantıda bir araya geldi. Dulce gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Keskin, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. 2022 yılına bir gün kala yeni yıl için temennilerde bulunan Keskin şunları söyledi. Salgınların, felaketlerin az olduğu ve Düzce'nin geliştiğini görebileceğimiz bir 2022 yılı ümit ediyoruz inşallah. Allah hepimize sağlık, sıhhat nasip etsin. Şehir mezarlığında ağaçların kesimi sırasında yaşanan tahribatla ilgili bir soruyu yanıtlayan Keskin, Mezarlıklar Müdürlüğü'nden bilgi aldığını ve belediye başkanı ile paylaşacağını belirtti. Ben de insanları dinlediğince şöyle söyledim. Eğer özel mülkteki bir ağaca dokunursanız sizin işte davalar açılır ya da burada sorumlu olursunuz diye. Onlar da dilekçeleri var. Ama kamuya ait olanlar da orman işletmesinden, orman mühendislerinin gelip tespit ettiği, çürüdüğü, tehlike arz ettiği ağaçları işaretlediğini ve bu ağaçların da ihale yoluyla kesime verildiğini bilgisini aldım. Şehrin diğer mezarlıklarında da insanlar bu ağaçların seyreltilmesini istedikleri ve bana da geldiler partiye de. Ama bunun düzensizdir, fazladır, azdır orasını ben bilmiyorum. Ama bu konuyla ilgili de belediye başkanımızla görüşürüz. Akçakoca Düzce arasında çalışan minibüslerle ilgili yaşanan sorunun da sorulduğu Keskin, köy minibüslerinin şehir içine giremeyeceğini söyleyerek İl Trafik Komisyonu'nun aldığı bir karar olduğunu dile getirdi. Bir ilçeden bir ilçeye, bir köyden bir köye. Burada ne yapıyor İl Trafik Komisyonu? Bunlara da bir güzergah belirlemek zorunda. Şehrin merkezine girmeden terminalde iniyorsunuz. Buradan siz minibüs olarak Bolu'ya gittiğiniz zaman Bolu'nun da terminalinde yolcuları indiriyorsunuz. Gidip de Bolu'nun şehir merkezine giremiyorsunuz. Ama bu olay bir belediyenin minibüsleri değil. Köylerin minibüsü bu bahsettiğiniz konu. Dolayısıyla kendilerine geçen haftaki İl Trafik Komisyonu'nda bizzatihi anlatıldı. Kanun ne diyorsa bu. Burası belediyenin inisiyatifinde ya da İl Trafik Komisyonu'nun keyfiyetinde olan bir şey değil. Kanun ne diyorsa herkes bu kanuna uymak zorunda. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi ile ilgili olarak yapılan bazı eleştirilere katıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin şöyle konuştu. İlk defa olan bir şeyde eksik de vardır, gedik de vardır. Bundan sonra daha dikkatli davranılması gerektiğini, çünkü ben de CHP İl Başkanı gibi, bana da mesaj geldi. Ben de orada konuşmam olduğunu gördüm. Ondan sonra ben de katıldım. Burada bizim önemsediğimiz ya da eleştirilerin de çoğunluğunu ifade eden yereldeki dinamiklerin bu işin ortak edilmesi noktasında ben de katılıyorum. İnşallah bundan sonraki toplantıda bunlar da katılır. Önemli olan şu, bütün siyasi hesaplardan uzak, işte çeşitli hani ben demekten uzak, biz olabildiğimiz ölçüde hangi toplantıyı yaparsak yapalım bu Düzce'ye bir fayda sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum.